Saygıdeğer izleyenler, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'ndayız. Son iki yılını geride bırakan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ünyeli iş adamı İrfan Akar Bey ile beraberiz. Kendisinden geride bıraktığı iki yılı ülke genelinde olduğu gibi Ünye'deki üyelerine, Ünyeli hemşehrilerine anlatmasını isteyeceğiz. İyi günler Sayın Başkan, kolaylıklar diliyoruz. İyi günler, teşekkür ediyorum. İki yılı geride bıraktınız. Özetlemeniz gerekirse, yaptıklarınızı ve yapmak istediklerinizi ve de gelecekteki planlarınızı paylaşırsanız mutlu oluruz. Buyurun. Öncelikle herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Buradan tüm üyelerime, tüm hemşehrilerime sevgi saygılarımı iletiyorum. Hepsine hayırlı işler, bol sağlıklı günler diliyorum ilk Allah başta. Asıl olan o zaten. İkinci bir konu, evet iki yılı, yaklaşık üç ay falan geçtik. O zamanlarda işte Covid-19 mücadelesi olduğu için onun değerlendirmesini yapmak fırsatımız olmadı. Çok da gereği yoktu zaten. Daha önemli konularımız vardı. Öncelikle tekrar bu başkanlığım sürecinde destek veren, vermek isteyen, veremeyen herkese çok tekrar teşekkür ediyorum. Bu da önemli, teşekkürler. İşte bu göreve geldik, layık görüldükten sonra bize layıkıyla bu görevi yerine getirme için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimizin dertlerini, sıkıntılarını, önlerini açmak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. İşte göreve geldiğimiz ilk aylarda can suyu kredisi toplu anlaşması olan kamu bankalarının can suyu kredisini vatandaşımıza, üyelerimize ulaştırmak için elimizden geleni yaptık. Yaklaşık 12 milyon gibi bir parayı o dönemde onlara ulaştırdık. Çok güzel. Bizim için zaten en önemli konu finansman. Daha sonra zaten seçim sürecinde de bahsetmiştik. Firmalarımızın en büyük sıkıntısı finansman ve iş gücü. İş gücü konusunda da meslek liseleriyle çok ciddi fikir alışverişine destek sağlıyoruz. Kız meslek liselerimiz olsun, endüstri meslek lisesi olsun. Onların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Onlara destek verdik. İşte mesela endüstri meslek lisesiyle ilgili doğalgaz eğitim seti kurduk. Onların yaptığı ürünleri aldık, almalarına vesile olduk. Öğrencilerimizi oraya cazip hale getirmek için çeşitli etkinlikler yaptık. Yine buradan sesleniyorum. Şu günde de gördük ki sanatın, sanatçının daha önemli olduğunu, evet, sanatkarın çok önemli olduğunu, şu anda bu konuda ciddi açık olduğunu piyasada sorguluyoruz, görüyoruz. Bu yüzden gençlerimiz biraz bu konuyu, evet, gençlerimiz bu konuyu dikkat alırlarsa hep hakim, savcı, avukat, doktor, kesinlikle, mühendis lazım, evet, değil. Ara eleman evet çok önemli. Ve ben eminim bugün iyi bir teknik eleman bir banka memurundan fazla para kazanıyor ve daha rahat kazanıyor. Evet, sanat. Daha rahat, kafası daha rahat. O yüzden gençlerimiz biraz daha bu konuyu iyi düşünürlerse belki onların geleceği açısından daha iyi olur. Çünkü bu bazı meslek grupları gelecek yıllarda daha kıymetli olacak. Daha fazla kazanacaklarına eminim. Sanat her zaman kazandıracak Sayın Başkan. İnşaat sektöründe özellikle eleman yetişme, ciddi eleman sıkıntısı var. İşte yeni doğalgaz sistemleri kuruldu. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. İşte biz bu meslek liselerinde bu konuda branş açmalarını istedik. Özellikle inşaat bölümünde, dış cephede, kalıpta ciddi eksiklikleri var. Ve gençlerimiz burada çok rahat aylıklarını güzel bir rakamlara ulaştırabilirler. O yüzden bu konuya çok dikkat etsinler. Kız meslek lisesiyle de işte bu son günlerdeki malum maske imalatında birbirimize ciddi destek verdik. Sağ olsun onlar da güzel üretimler yaptılar. Firmalarımıza bu konuda destek sağlamaya çalıştık. Tabii bunlar ana hatlar. Sizin bilmediğiniz, görmediğiniz işte top bünyesinde, kaymakamlık bünyesinde, belediye bünyesinde şahsi olaylar, ünyenin olayları ve çevrenin olaylarıyla ilgili sürekli istişarelerde bulunduk. Özellikle bu pandemi döneminde Vefa grubu ile istişare yaparak insanların o zor günlerinde onların yanında olmak için işte paket servislerinde ve nakit servislerinde yardımcı olduk. En önemli konu zaten oydu. Biz de o gruba yaklaşık kendimiz 700 tane
bir 700'de çevremizden bizden yardım isteyenleri kanalize ederek dolaylı o vefa grubunda çalıştık. Araç desteği verdik. Ve gördük ki ciddi bir sosyal sıkıntı olmadı o dönemde. Siz de olmadı, yakında görmüşsünüzdür. Evet, izliyorum. Yani ne market yağmalandı, ne istasyon. Şükür olsun. Evet. Avrupa ülkelerinde bile gördük. Ama ne olumsuzluklar yaşadık. Bütün dünya gördü zaten. İşte bu Covid döneminde sağ olsun devletimiz, hükümetimiz ciddi destek sağladı iş adamlarına, esnaflarına. %7,5 yıllık faizle kredi imkanı sundu. Biz de bu kredileri esnafımıza, sanayicimize anlatarak bir an önce bundan faydalanmasını sağladık. Bankalarla görüştük. İlk başta limitler çok düşüktü. Bunları genel müdürlüğümüze aktararak, tekrar genel müdürlük seviyesinde görüşmeler yapılarak bu limitlerin yükselmesini istedik ki yükseldiğini de gördük. Yaklaşık Ünye bölgesine o sıkıntılı dönemde 200 milyon gibi para girdi. Ve piyasadan da görmüşsünüzdür. Geçen ekonomik krizden daha rahat atlattık bunu. Çünkü piyasa finansal anlamda çok sıkıntı yaşamadı. Belli bazı sektörler tabii sıkıntı yaşadı. Özellikle hizmet sektörü, restoran, turizm, otelcilik konuları. Onlar da kısa çalışma ödeneğiyle falan kendilerini bir şekilde bugünlere getirdiler. İnşallah daha güzel günler olacak. İnşallah başkanım. Netice olarak daha uzun yıllar görevdesiniz inşallah. Hizmet süreniz var. Evet. Üyelerinize ne söylemek istersiniz? Evet, şimdi 2 yılı aştı. 2 yılı 3 ay gibi bir süre geçti. Tabii bazı telkinler, eleştiriler de alabiliyorum. Doğal da şu açıdan. İşte seçimden seçime geliyorsunuz, ziyaret etmiyorsunuz falan. Tabii 1700'e yakın üyemiz var. Hepsini defalarca ziyaret etme imkanımız yok. Onun adına özür diliyorum ama şimdi bir sokağa çıktığın zaman günde 4-5 tane daha fazla ziyaret yapamıyorsun. Şimdi 1700 üyeyi 4 yıla böldüğün zaman hiç başka bir iş yapmasak 2 sefer ancak ziyaret edebiliriz. Onlar anlayışla kayıt sağlamayı bekliyoruz. Çünkü işte bugün odadasın, yarın Ordu'da program var. Öbür gün Ankara'ya gidiyorsun. Bir gün tekrar buradasın ve öbür gün üye ziyaret yapıyorsun. Cenaze, açılış derken. Doğru. Yani mazur görmelerini istiyorum. Buyur, yoksa hepsiyle kalbim bir. Baş tacı, doğru. Veya herhangi birinin sıkıntısı olduğu zaman bizim telefonumuz 24 saat açık, ulaşabilirler. Ulaşmaları lazım. Ulaşmalarını istiyoruz. Kimseden kaçtığımız yok. Tamam, ama birebir temas yapmakta belki eksiğimiz olabilir ama çevremiz de geniş. Akkuş var, Çaybaşı var, İkizce evet. Var, Yoğunoluk var. Yani buradan bir yoğunluk ziyareti yapayım deseniz bir gününüz gitti. Asli göreviniz askıda kalır. O tabii. Doğru. Bu yüzden anlayış bekliyorum üyelerden. Saygılar. Biz sizi tebrik ediyoruz. Allah sayınızı artırsın diyoruz. Başarılarınız daim olsun başkanım. Teşekkür ederim.